Herkese merhaba arkadaşlar. Bir girizgahtan sonra dersimize tekrar başladık. Ben hiç kalkmadım bile arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. 20 dakika ne ara oldu anlamadım. Saate bakın 13:52. Bunu da ona göre devam ettirelim. Kaçta bitireceğim? 14:10'da bitireceğim. Tamam, 14:12'de bitireceğim. Umarım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İdari işlemlerin özelliklerine baktık. İşte tek yanlı olması, tek irade değil, tek yanlı, icrailik, hukuk uygunluk karinesi, idarenin her türlü yaptığı işlem eylemlere karşı devletin sorumluluğu söz konusu. Yani yargı denetimine tabidir özelliklerinden bahsettim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi idari işlemlerin neyine geçtik hocam? Değerli arkadaşlar, idari işlemlerin sınıflandırılmasına geçtik. Maddi açıdan sınıflandırma neymiş? Şart işlem. Yani kişiyi, bir nesneyi önceden kanun ve düzenleyici işlemlerle öngörülmüş bir hukuki statüye sokan, statüden çıkartan ya da statüsünü değiştiren işlemlerdir. Öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırılması, memurluğa atama, memurluktan çıkarma, emekliye sevk, öğrencinin üniversiteden kaydının silinmesi, diplomasının verilmesi. Şart işlemde önceden belli bir durum var, belli bir prosedür var. Herkes o statüye girdiği anda ona tabi olmak zorundadır. Tamam. Öğrenci belgeleri, üniversite sınavını kazandın, üniversiteye kayıt yaptırdın. Herkes o öğrenci belgesini aldıktan sonra faydalandığı haklardan sen de faydalanıyorsun. Emekliye sevk edildin, memurluğa atandın. Herkes neden faydalanıyorsa, hangi özelliklerden faydalanıyorsa sen de faydalanıyorsun. İşte ben bu işleme ne diyorum arkadaşlar? Şart işlem diyorum. Tamam? Genel bir durumdur bu. Devam ediyorum. Subjektif durum. Subjektif durum neymiş? Alınan bir karar kişiden kişiye değişmesi. Yani vergi ödeme miktarının farklı olması, kişinin yaptığı işlemlere karşı disipline maruz kalması, para cezaları kişiden kişiye de değişebiliyor. Şimdi işte buraya yıldızlarımızı koyalım. Buradan soru gelir. Basit işlem, basit işlem. Tek bir irade açıklaması ile sonuç gerçekleşmesi. Amirin uyarma cezası vermesi. Tek bir irade, bak. Tek yanlı demiyorum artık. Tek bir irade açıklaması ile işlemin gerçekleşmesi. Kolektif işlem ise arkadaşlar aynı anda, aynı yönde birden fazla irade açıklaması ile gerçekleşen işlemlerdir. Bakın, aynı anda, aynı yönde birden fazla irade açıklaması da. Oturuyoruz. Oturun. Şirketimizin tabiatını değiştiriyoruz. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Aynı anda, kabul ediyorum, aynı yönde birden fazla iradenin ortaya çıkması. Bu öğrenciye disiplin cezası verelim, okuldan atalım. Tamam. Kabul edenler, birden fazla irade, aynı yönde kabul ediyorum ve aynı anda açıklaması. Tamam. Aynı an, aynı yön, birden fazla irade. Tamam. Buna ne diyorum? Kolektif işlem. Tek bir iradenin açıklamasıyla işlem sonuç doğuruyorsa basit işlem. Tamam. Şimdi gel buraya. Gel buraya. Kurul kararları dendiği anda ne diyeceksin? Kolektif işlem. Sermaye Piyasalar Kurulu, yönetim kurulları, disiplin kurulları, kurul kelimesini duyduğun anda ne diyeceksin hocam buna? Bana bak. Ne diyeceksin? Kolektif işlem. Kolektif işlem. Kolektif işleme en büyük örnek neydi biliyor musun arkadaşlar? Dik dur, dik dur. Geçen arkadaşım bir uyarmış. Hocam dik durur musunuz? Tabii ki dururum. Geçen arkadaşım. Arkadaşlar 2017 Anayasa değişikliğinden önce Bakanlar Kurulu vardı. Bakanlar Kurulu'nun kanun ve kararname çıkarma yetkisi vardı. İşte o kanun ve kararname çıkarmaları kolektif bir işlemdi. Oy birliğiyle tüm bakanların el kaldırması, imza vermesi, birden fazla irade. Aynı anda el kaldırılıyor ve aynı yönde. Evet, kanun ve kararname çıkartılsın diyordu. En bariz kolektif işlem örneğiydi. Tamam. Şu anda Bakanlar Kurulu yok. Bu cümleyi kuramıyorum. Ama ne diyorum arkadaşlar? Bir kurul, tamam mı? Bir kurul kelimesini gördüğün anda kolektif işlem diyeceksin. Aynı yönde, aynı anda birden fazla irade kelimesini gördüğün anda kolektif işlem diyeceksin. Tamam. Şimdi gel. Karma işlem. Birden fazla irade söz konusu fakat. Bak, birden fazla irade var burada da. Aynı anda değil,
belli bir sırayı takip ederek irade açıklamasıdır. Tamam mı? Bak şimdi buraya. Basit işlem tek bir irade. Kolektif işlem birden fazla iraden. Aynı anda aynı yönde. İrade açıklaması kolektif. Karma işlemde arkadaşlar aynı yönde birden fazla irade var fakat sırayla açıklanıyor. Tamam mı? İşte efendime söyleyeyim, kaymakam teklif eder, vali onaylar, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla işlem gerçekleşir. Müşterek kararnameler dendiğinde aklına bura gelecek. Birden fazla irade, aynı yönde, belli bir sıra varsa yapıştır. Ne diyeceksin hocam sen buna? Karma işlem diyeceksin. Geçtim. Şimdi açıklanan irade şekline göre sarih işlemler idari işlem şeklen yazılı olarak yapılır. Yapılır. İstisnai durumlarda sözlü olarak verilebiliyor. Kolluk kuvvetlerinin talimatları sözlü olarak verilen talimatlardır. Daha sonra bunlar yazılı hale getiriliyor. Zımmi işlemler idarenin susmasıyla irade açıklaması söz konusudur. Tamam mı? Oğlum video çekiyorum. Baba. Efendim gel buraya. Gel abileri ablaları el salla. El salla bakayım. Baba. Dur dur ekrana girelim. Dur. Aman bak düzgün bir şey söyle. Videoda çıkacak bu cümlelerin. Söyle. Ne yalan. Hadi gir bakalım. Baba bir şey diyeceğim. Söyle hadi çabuk söyle. Bak abiler seni bekliyor. Söyle bakayım. Heh, söyle. Baba. Efendim. Tatlımızı ne zaman gideceğiz? Scooter'la mı? Birazdan çıkacağız parka, tamam? Hadi video bitsin birazdan. Hadi koş. Şimdi arkadaşlar Ensar Bey'imiz tekrar videoya konuk oldu. Şimdi gel bakalım. En doğal haliyle videolarda kesme yok. Şimdi arkadaşlar zımmi işlem ise idarenin susma durumudur. Zımmi işlem ise idarenin susma durumudur. Nasıl? Zımmi ret, zımmi kabul. Bazı durumlarda imar planında 30 gün, işte idareye başvuruda 60 gün vesaire olay var. Beni bir dinle, beni bir dinle, odaklan. Şimdi Emir Say Ensar gibi yakışıklıyı görünce odaklanman zor olabilir ama şimdi biraz benim gibi çirkini görün, biraz odaklanın olaya. Şimdi arkadaşlar diyorum ki İdare her zaman irade açıklaması söz konusu olmayabiliyor. Tamam mı? Yani sen idareye bir başvuruda bulunursun. İdare 60 gün içerisinde cevap vermezse reddettiği anlamına geliyor. Buna ne diyoruz biz? Cevap vermeme durumu zımmi. Tamam? Zımmi red. Ama bazı durumlarda örnek veriyorum imar planlarında eğer belediyeye imar planını projeni sunduğunda belediye 30 gün içerisinde cevap vermezse sunmuş olduğunu teklif belediye tarafından kabul edilmiş sayılıyor. Buna ne diyorum ben? Zımmi kabul. Demek ki irade, belediye, idare bir irade açıklamasında bulunuyorsa sarih işlem yazılıdır bunlar. Ama idare belli bir irade açıklamasında bulunmuyor. Susarak o işlemi reddediyor. Zımmi red. O işlemi kabul ediyor. Zımmi kabul durumu söz konusuysa arkadaşlar bunlara da ne diyorum? Zımmi işlemler diyorum. Tamam. Geçtim. Geçtim. Yararlandırıcı işlemler, yüklendirici işlemler. Basit. Bir yükümlülük getiriyorsa yüklendirici işlem, bir fayda sağlıyorsa yararlandırıcı işlemdir. Tamam mı? Ruhsat verme bir yararlandırıcı işlemdir. Vergi işlemleri bir yüklendirici işlemdir. Geç. İsteğe bağlı olmayan işlemler, isteğe bağlı işlemler. Olarak da ikiye ayrım vardır. Memur olarak olmaya isteklisin sen. Tamam mı? Burada bir espri yapmaya çalışmışız. İzin ve ruhsat işlemleri. İsteğe bağlı, isteğe bağlı olmayan işlemler. Buradan soru gelmiyor. Ortaya çıkacak hukuki sonuç bakımından işlemler. İnşai ve belirleyici. İnşai işlem arkadaşlar bir durumu oluşturan işlemlerdir. Bir kişinin üniversite öğrenci olarak kaydını yapılması. Bak öğrencilik inşası. O kişinin durumunu değiştirir. Hem inşa işlemdir hem şart işlemdir bu. Değil mi? Şart işlem neydi? Belli bir hukuki statü vardı. Her o statüye giren bundan faydalanıyordu. Belirleyici işlemler ise arkadaşlar var olan hukuki durumu belirten işlemlerdir. Mezun olmuş öğrencinin diploması, öğrenci belgesi. Var olan durumu ne yapıyorum? Belgeliyorum, belirliyorum bunu. Hani hatırlıyor musunuz? Babalarımızın bodrosu vardı. Çok eski zamanlarda böyle şeylerde.
2000'li yıllarda falan böyle fişleri böyle kağıda yazardık. Hatırlıyor musun? Yazılırdı, yazılırdı, yazılırdı. Sonra o fişi verirdin. Oradan bir gelir elde ederdin. Tamam mı? Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? İşte o zamanlar mesela baba herhangi bir kredi vesaire çekecekse maaş bodrosu istenirdi. Tamam. O maaş bodrosu da bizim neyimiz arkadaşlar? İnşai değil, belirleyici bir durumumuz. Öğrenci belgesi, diploma, mezuniyet belgeleri vesaire. Bunlar belirleyici durumdur diyorum. Şimdi geldik idari işlemlerin unsurlarına. İdari işlemlerin unsurlarına geldik. Şimdi arkadaşlar, idari işlem unsurları yetki unsuru, şekil unsuru, sebep unsuru, konu unsuru ve maksat unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların tamamı bir idari işlemi oluşabilmesi için gereken unsurlardır. Bunların herhangi birinin hukuka aykırılığı, o işlemin yokluğuna veya iptal davası açılmasına sebep olabilir. Önemli. Hocam, bu sırayla mı anlatacağım? Hayır, şu sırayla anlatacağım. Tamam. Geçen sınıfta diyor ki, hocam diyor tam tersini anlatmışsın. Evet, çünkü yetki unsuru en önemli unsurdur. Onu en son anlatacağım. Amaç unsurundan başlayalım bakalım. Şimdi amaç unsuru idare hukuku, idari işlemlerin tek bir amacı vardır. Kamu yararıdır. Yani sen bir kişiye bir idari işlemle tesis edeceksen onun giyim tarzı, siyasi düşüncesi, görünüşü, ırkı, dili, dini bundan dolayı bir işlem tesis edemezsin. O bir kamu çalışandır. O bir vatandaştır. Ona hukuk çerçevesinde muamele edeceksin. Tamam mı? Eğer ki sen kişinin dış görünüşünden dolayı, giyim tarzından dolayı, siyasi düşüncesinden dolayı bir işlem tesis edersen, kamu yararı bir idari işlemin asıl amacı hep beraber dediniz değil mi? Asıl amaç nedir arkadaşlar? Kamu yararını gerçekleştirmektir. Kamu yararını gerçekleştirmenin dışında bir amaç güderek bir işlem tesis ediyorsan, şöyle duruyorum. Ne diyorum biliyor musun? Maksat, amaç bakımından hukuka aykırı davrandın. Tamam. Amaç bakımından hukuka aykırı davrandın. Hocam bunun karşılığı ne? Yetki saptırması. Bir daha söyle. Amaç bakımından, maksat unsuru bakımından bir sakatlık ortaya çıkarsa bunun adı ne? Yetki saptırması. Yetki saptırması. Bak başladık. Yetki saptırması. Tamam. Şimdi hızlıca okuyalım, geçelim. Kişisel husumet, bak bu da var. Kişisel çıkar, siyasi bir amaç güdülerek yapılan bir idari işlem. Kişisel husumetten dolayı kişiye ceza kesilmesi, kişisel bir çıkardan gelir toplanması, rüşvet topluyor. Memur, tapuda çalışan bir memur rüşvet topluyor. Böyle düşün. Düşüncesi veya giyimi gibi sebeplerle disiplin kuruluna aykırı olmamasına rağmen kişiye disiplin cezası verilmesi. Amaç, maksat, kamu yararı olacakken kişisel husumet oldu. Ne oluyor kardeşim? Hukuka aykırılık bir söz konusudur ve hukuka aykırılık durumunda yetki saptırması ortaya çıkar. Tamam? Geçtim. Geldik sebep unsuruna. İdarenin bir işlemi yapmaya sadece yetkisi olması yetmez, aynı zamanda bir sebebi. Bir idari işlemi yapmaya iten şey nedir? Sebep unsuru. Tekrarla. Bir idari işlemi yapmaya sebep olan şey nedir? Sebep unsuru. Tamam? Sebep unsuru. Adım adım. Sebep unsuru. Ben bir idari işlem yapacağım. Amacım kamu yararı. Eyvallah. Beni bu idari işlemi yapmaya iten şey sebep unsuru. Tamam. Şimdi tekrarlıyoruz. Bak adım adım gidiyoruz. Hocam bunlar çok basit. Hızlı geçelim. Hayır. Adım adım gidiyoruz. Önemli. Buradan soru gelecek. 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 Kendimi ekrandan alamıyorum. Şimdi idari işlemin yapmaya iten sebep olarak değerlendirilir. İşlemin yapılması açıkça kanunda gösterilmişse buna bağlı yetki. Örneğin bir kişinin arabasını bağlanabilmesi için sigortası olması gerekir. Bağlı yetki. Kamu düzeni, kamu güvenliği, ihtiyaç görülmesi üzerine de takdir yetkisi kullanılarak da işlem yapılabiliyor. Geç. Konu unsuru, işlemin yapılmasıyla ortaya çıkan sonuç idari işlemin konusudur. Bak buraya. Emeklilik için prim gün sayısını doldurmak. Sebep unsuru. Hocam. Bakın buraya.
İdari işlemi yapmaya sebep olan itici unsur sebep unsuru. İdari işlemi gerçekleştirmem sebep unsuru. Bunu yapmamı sağlayan şey sebep unsuru. İdari işlem neticesinde ortaya çıkan şey konu unsuru. Tamam? Bakın. Bak. Sayfayı değiştirme. Emeklilik için prim gün sayısının doldurulması sebep. Prim gün sayısının doldurulması neticesinde emeklilik statüsünü kazanması konu unsuru. Sınavı kazanan öğrencinin üniversiteye kaydı. Sınavı kazanmak önce bir sebep lazım. Ondan sonra netice. Üniversiteye kayıt konu unsuru. Sınavlarında başarılı olmak şartı sebep. Başarılı olan öğrencinin mezun olması konu unsuru. İmara aykırı yapıldığından dolayı yıkılması sebep. Yıkılmayı iten şey sebep. Yıkılması konu unsuru diyorum. Evet arkadaşlar, son bir cümle. İdari işlemin konusunun imkansız ise tesis edilen işlemde uygulanmaması ortaya çıkar. Afet alanı ilan edilen yerin inşaat ruhsatı verilmesi. Konusu imkansız, verilemez. Bir kamu malının kamulaştırılması. Bir kamu malı kamulaştırılamaz. Ölen birinin üniversiteden mezun edilmesi. Ölen birinin hastanede doğum yaptırılması. Anladın mı? Doğum yaptırılıyor ölen birine. Ne oldu? Konu unsuru, netice ne arkadaşlar? İmkansız. Eğer sebep unsuru ile konu unsuru arasında bir kopukluk varsa yapılan işlem yine nedir arkadaşlar? Sakattır. Prim gününü doldurmamış birinin emekli edilmesi. Ne oldu? İşlem sakat. Yani sebep unsuruyla konu unsuru arasında bir kopukluk varsa işlem sakat. Konu unsuru imkansızsa işlem sakat. Anladın değil mi? Şimdi bakalım. Şimdi geldik şekil unsuruna. Burada bırakıyorum. Bir sonraki videoyla kaldığımız yerden devam ediyorum. Hadi vakit kaybetme. Güzel gidiyoruz. Adım adım inşa ediyoruz. Yaklaşık 4 videoda galiba tamamlanacak. Çok güzel bir temel oluşturmuş olacaksın. Çıkan soruları pat 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 yapacaksın. Tamam, ben sana güveniyorum. Sen de bana güven. Şu notları temin et. Kanala abone ol. Haydi bakalım diğer videoya geçelim.